Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Koreimiz serimize devam ediyoruz. Sırada Food Repository var. Food Repository'e değineceğiz. Şöyle şuraya context sınıfından bir tane CNS nesli türeterek başlıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Using current food data modelle beraber kullan bunu. Sonrasında metotlarımızı tamamlamaya başlayalım. Public void ekle. Şimdi biz geçtiğimiz ders kategori repository için eklememiştik ya. Biz bunları düzeltelim. Mesela food add diyelim. Sonra food add dedikten sonra food'dan bir tane parametre türetelim. Süslü parantezimi açtım. Sonra c nokta foods nokta add parantez içerisinde f'yi ekle ve c nokta save change değişiklikleri kaydetsin. Tamam mı? Şimdi ben burayı olduğu gibi kopyaladım. Geldim yapıştırdım. İkinci sırada ne var? Food remove olacak. Şöyle yapalım. Burası food remove. Burası add değil, remove olacak. Remove ile beraber f'yi kaldırıyor olacağız. Tamam. İndim aşağıya. Üçüncü sırada ne var? Public void food update var. Yine parametremi tanımlamış oldum. Ondan sonra şurası update olacak. Geldim aşağı inim yapıştırdım. Sonrasında ne geliyor? Şimdi ilerleyen derslerde biz burada bir generic repository tanımlayacağız. Generic repository tanımladığımız zaman her bir repository için tek tek böyle bu şekilde ekle, sil, güncelle, listele, ondan sonra getir vesaire yazmamıza gerek kalmayacak. Bunu da ilerleyen derslerde görüyor olacağız. Şimdi güncelleyi de yazdım. Ondan sonra neye ihtiyacım var? Benim bir tane public void, public liste ihtiyacım var. Void değil de public list. Küçüktür sembolü içerisinde ben neyi alacaksam onu yazıyorum. Buraya neyi alacağım? Ben food'u alacağım. Ondan sonra buna bir isim verelim. Parametre göndereceğim buna. Parametre göndermeyeceğim. İsmi food list olsun. Kategoride ne demişiz biz buraya? Kategori list demişiz. Tamam, food list olsun. Parantezimi açıp kapattım. C nokta foods nokta add değil de direkt bir return döndürmem gerekiyor benim burada. Şöyle yapalım. Return bana geriye c nokta foods nokta to list diyelim ve bana listeyi geriye döndürsün. Tamamdır. Şimdi geriye bir tek getir kaldı. Public void get food parantez içerisinde int id bir id'ye göre gelmesi gerekiyor. Süslü parantezimi açtım. Diyeceğim ki c nokta foods nokta find parantez içerisinde id. id'ye göre bizim ilgili değerimizi bulsun. Tamam mı? Food repository ile ilgili tanımlamamızı da yapmış olduk. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bir problem yok. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.